Herkese merhaba Topalyaman'ın değerli menajerleri, Guaslim FC kulübü menajeriniz Ben Emrullah Zengin ve bir sezon değerlendirmesi videosuyla karşınızdayım. 73. sezonun devre arasındayız. Sezon ortasında neler yaptık bunları değerlendireceğim. Tabii ki sizin de yorumlarınızı rica edeceğim. Siz sezonda neler yapıyorsunuz ve bazı taktiklerden de bahsedeceğim. Bu sezon devre arasında yaptığım taktiklerden beraber bir sıkı şutlar yapacağız, kura çılgınlığı oynayacağız, fizyondan bahsedeceğim. Olabildiğince de videoyu kısa tutacağım. Biraz taktiksel bir video olduğunu söyleyebilirim şimdiden. Ligde dolu dizginiz arkadaşlar. Çok basit bir lige düştük. Zaten burada sadece birinci sırayı alamadım şu gol atma kısmında. Yani orada biraz bir problem yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi'de kolay eşleşmeler. Bana göre gayet kek, gayet güzel. Kupada da zaten gidiyorum. Muhtemelen üçlü kupa yaparım gibi görünüyor. Dörtlü kupaya doğru gideceğiz. Sadece ligde bir oyuncu istatistiklerinde gol yapamadık. Yani oyuncularımın da bu sezonki verilerine baktığımda yani çok güzel, efil efil gidiyoruz zaten. Burada sadece Tisigalko'nun oynayacağı yere henüz tam böyle netleştiremedim. Bu oyuncuyu nereye koysam olmadı. Yani bir yerde bu çok güzel verim aldım ben bu oyuncudan ama bazı kısımlarda tam bu yerini bulamadım. Bunun güzel bir oynadığı bir yer vardı, bir nokta vardı. Onu da artık keşfedeceğim zamanla. Çok üzerine düşmedim kolay eşleşmeler olduğu için. Bu sezon kadromdan oyuncu gitmeyeceği için altyapılarda da bir çalışmada bulunmadım. Herhangi bir oyuncu geliştirmiyorum bu sezon. Bu sezon arkadaşlar tasarruf ligi oldu. Tamamen her şeyde tasarruf ediyorum şu anda. Özellikle antrenmanlarda, kart kısımlarında bayağı bir kartım var. Hiç kullanmıyorum. Normal şu anda da ekranın sol sağ üstünde ya da göreceğiniz antrenman modelini yapıyorum ve kart kullanmadan gidiyorum. Bayağı da bir kart biriktirdim. Bu sezon kolay bir sezon olduğu için tamamen tasarrufçu bir sezona gidiyorum. Ya altyapıdan da hiç oyuncu çıkartmıyorum. Token, yeşil falan harcamıyorum. Gayet güzel. Alıştırma kartlarım da bayağı gelişti. Bu da çok iyi. Ve süper sponsorda da bu taktiğiyle izliyorum. Süper sponsor, özel sponsorda da genel bir şey harcamadığım için şu anda zaten elit almıştım. Üsttekilerin hepsini aldım ama şurada gördüğünüz bunu şu anda kullanmayacağım. Tam sezonun son 7 gününde kullanacağım ki hem kupa maçlarım olacaktır illaki final maçlarım. O zamanlar daha verimli olacaktır ve tabii ki şunu da saklıyorum. Top 11 tutuşuyor. Şurada bir tane daha vardı sanki. Yani 1+1 tutuşuyor. Bunu da sezonun son 7 günü aktif edeceğim. Böylelikle son sezonun sonuna bomba gibi girmeyi planlıyorum. Böylelikle baya efil efil gideceğiz. Zaten bunu aktif ettikten sonra da sezonun son 7 gününde bunları da hemen aktif edeceğim. Böylelikle oyuncular baya gelişecekler. Zaten ilk sponsor da bu sezon tutuşan her oyuncu maksimum 2 katı verim alacaktı. Onları da kazanmış olacağız. Bu sezon ise şu ikinci özel yeteneği vermeyeceğim. İkinci özel yeteneği herhangi bir oyuncuya veririm. Ama çünkü önümüzdeki sezonda bir altyapıdan oyuncu gelmeyeceği için şu anda kadromda sadece Zidane ve Casillas var. O yüzden bu sezon Zidane, Casillas'a veririm bunu. Önümüzdeki sezonda Zidane'a veririm. Böylelikle premium özel yetenek taktiğimi de bu şekilde yapmış olurum. Özel sponsorda da böyle bir taktik izliyorum. Size de tavsiye ederim eğer kolay bir ligdeyseniz. Etkinliklere gelelim. Etkinliklerde neler yaptık bu sezonun devre arasına kadar. Burada öncelikli olarak size bir taktik, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yani bu oyunda gerçekten bazı arkadaşlarla da sohbet ediyordum ben. Mesela Kralların Kralı'nda şu anda zaten oynamaya bir hakkım var. Hemen oynayayım bir tane. Bunu yenerim zaten. Yıldırım modu, hızlı mod diye bir açık. Şimdi arkadaşlar bu özellikte aslında maçların sonucunun önceden belli olduğuna dair ön sezilerim baya bir arttı. Gördüğünüz gibi şu anda mesela topa sahip olmaya mı bassam? Topa sahip olmaya basayım. Zaten sert ucum oynuyorum. Ve bakın arkadaşlar maç başlarken size maçın sonucunu göstereceğim. Bu demek ki bizim acaba oynadığımız maçlarda da geçerli mi acaba? Şuraya gelin arkadaşlar bakın 6-0. Maçın sonucu yazıyor zaten. Yani demek ki acaba bizim oynadığımız maçlarda da maç sonucu belli mi? Ki olabilir. Böyle bir istatistiksel, yani sonuçta parametreler tamamen sizin maça hazırlanmanıza bağlı olan olarak değişiyor. Maç başladıktan sonraki yapacağımız değişiklikler maça çok müdahale ediyor mu?
Onu artık Topalov'un biraz geliştirecektir. Zaten videonun sonunda Nordeus'a yazacağımızı da paylaşacağım sizinle. Bu kralların kralında böyle bir durumumu fark ettim. Maçların sonucu tamamen bizim yapacağımız hazırlığa göre değişiyor arkadaşlar. Ve tamamen tevekkül bir uygulamamız olan Fizyon. Buradayız arkadaşlar. İlk günü kaçırdım. Ben şunları topluyorum. Yani mavi değil de kırmızı topluyorum. Bunları alıyorum sürekli. Böylelikle benim daha çok işime yarıyor. Kırmızı biriktiriyorum veya yeşil olursa yeşil alacağım. Bunu da böyle çoklaştırayım, bunu da alacağım. Yoksa oyuncu ihtiyacım yok buradan. Çok da tenezzül etmiyorum yani. Füzyon da eğlenceli oluyor. En azından vakit geçirmiş oluyoruz bir nevi bu şekilde. Sıkı şutlardan da gelin bir tur atalım beraber. Sıkı şutları oynamadım. Burada da kanatlar alıyoruz. Güzel bir etkinlik. Ne yapacağız? Ha şeyden bir özel sponsordan da bir sıkı şutlar alalım. Benim maç mı var ya? Niye ben şu şeye geçemiyorum? Evet, sıkı şutlardaki şu iki topumuzu da alalım. Var mıydı iki top? Her sezon vardı. Gene alalım bunu da. Bakalım bu sezon sıkı şutlarda ne yapacağız? Sıkı şutları da bekliyordum videoda beraber oynarız diye. Hemen sıkı şutlarda bakalım nerelere vursak topları. Bu kanatlar da güzel oluyor. 6 tane topumuz var yeşil. Yani bizim yeşile ihtiyacımız yok. Defansa veriyor bunu. Defansta kalecimiz var gerçi. Kalecimize veririz. Bu kırmızı forvetlerde hiç boşluğumuz yok. Hepsi full zaten. Mor var mı? Mor 3'te var. Bakalım mora hepsine veriyoruz bildiğiniz gibi. Bakalım mora kadar gelebilir miyiz? Biz burada neyi yoklayalım? 6500'ü ve moru yoklayalım. Golü de yoklayabiliriz. Bunların yerini aklımda tutuyorum ve başlatıyorum. Yani kaybettim gibi. Buraya tıklayalım. 3600 geldi. Buraya tıklayalım. 100. Burayası 6500. Güzel. Görevi tamamladık. Şimdi bir de bir gol atsak mı? Ya da ne alsak? Aslında bunlardan şey de oluyor ya. Kanat takıyoruz oyuncularımıza. Moru alsaydık daha iyiydi. Bir de buraya tıklayalım. Bir de buraya tıklayalım. Çok güzel. Bir de süper şutumuz var. O da de buraya gelsin. Çok güzel. 300 aldık. Efil efil. 12500. Muazzam. Hep yeşil aldık ama ya. Şimdi hep kanatlarımızı, defansları uçuracağız. Defanslarımıza kanat takacağız. Gerçi kura çılgınlığı oynamadım hiç bu yıl. Kura çılgınlığı da atalım bir yer. Bakalım belki bir 60'a geliriz yani. 60'a da gelirsek çok güzel olur yani. Güzel. Bunu da aldık. Yükselt. Şimdi 6. seviyeyi hep şeye bekliyorum. Özel sponsor görevi gelir diye bekliyorum. O yüzden bunu 6000 ne kadar hepsini yapsak 900 kalıyor. Bizim ne kadar açığımız kaldı? Bir ona bir bakalım da ona göre alalım bunu da. Hiç gerek yok fuzul yer harcamaya. Ne kadar? 1400'lük bir şey kalmış. 1400'lük daha atayalım. Ve böylelikle sıkı şutlar görevini de tamamlamış oluruz. 1400, 1500, 1300, 1440 yeterli. Ve güzel, sıkı şutlar görevini de tamamladık. Bunu da alalım. Dediğim gibi arkadaşlar, buradaki 13. seviyedeki bunu sezonun son 7 gününde alacağım. Daha verimli olur. Kolay bir sezondan geçiyorum. Çok salladığım yok açıkçası. Zaten epil efil gidiyoruz. Ve güzel, sıkı şutları da böyle bitirmiş olduk. En azından diğer fazlalıklara da kanat takarız. Sıkı şutlarda bu fazla kalanlarla da oyuncularımıza kanat takarız final maçlarında. Gelelim bir de füzyonu baktık. Bir de kural çılgınlığında bir el atalım beraber. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Kural çılgınlığı bu sezon hiç oynamadım evet. Yani kural çılgınlığında da beklemediğim. Bizim meşhur taktiğimizi yapıyorduk. Kırmızının iki uzağına kırmızı mıydı? Yok, token'ın iki uzağına tıklıyoruz. Öyle 30'a kadar geliyoruz. Bakalım 30'lara kadar gelebilecek miyiz? Güzel, kazandık. Aracımızı verelim. Token burada çıktı. Şimdi buraya tıklayacağım. Token'ın hep iki uzağa. Öyle çalışıyordu sistem. Yani en azından 20'lere 30'lara kadar gelebiliyorum. Bakalım gene gelebilecek miyiz? Token nerede çıkmıştı ya? Hatırlıyor musunuz? Ha, geldik burada. Şimdi bu şeyli alanlarda ise, şanslı seviyelerde ise tamamen kafadakilerde daha çok oluyor. O yüzden 1 veya 4'ü tıklamayı daha çok tercih ediyorum. Ben görünüyorsunuz değil mi buradan? Token nerede çıkmıştı en son? Neyse tıkladık. Güzel. Token gidiyoruz. Token 3'te çıktı. 1'e tıklayacağım. Böylelikle bu görevi de tamamlamış oluruz. Yani evet 15'e kadar gel diyordu. Token bu sefer 2'de çıktı. 4'e tıklayacağım.
Ya bu sistem sizde nasıl işe yaramıyor arkadaşlar? Ya gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel efil efil gidiyoruz. Yani 4'te T çıktı. 2'ye tıklayacağım. Token'ın 2 uzağı muazzam çalışıyor hala. Birinci sev 1'de çıktı. Unutmayalım bunu. Ve biz bu sefer 4'e tıklayalım bakalım ne geliyor. Hucum %1 arttı. Paket geleydi daha iyiydi. 1'de çıkmıştı. Bu sefer 4'e tıklayacağım. Nerede çıktı? 4'te. Şimdi 2'ye tıklayacağım. Token'ın 2 uzağında devam ediyoruz. Sadece bir kere yandık. Zaten onu vermeden devam ettirmiyor. Yani bir haracımızı vereceğiz. Nerede çıkmıştı token? Token burada çıktı. Tekrar yine 2 uzağına gidiyorum. Bu sistem güzel arkadaşlar ya. Yani bende işe yarıyor da sizde nasıl yaramaz? Hayret yani. Şanslı seviyedeyiz. Bu sefer buradaki kapıya tıklayayım. Ne güzel. %3 savunma geldi. Token nerede çıkmıştı? 1'de çıkmıştı değil mi? Token hala 1'de çıkıyor. Yani ısrarla 1'de çıkıyor. Sistem çözecek benim ne yaptığımı. O zaman halimiz duman olacak. Yani 15 token verilir arkadaşlar burada. Buraya tıklayalım. Ya bundan çok var ben. Token ısrarla 1'de çıkıyor ya. Kaç kere 1'de çıktı? Enteresan. Ben gene 3'teyim. Ya bunlar tırt ya. Neyse token yer değiştirdi Allah'tan. 2'de çıktı. Şimdi 4'e tıklayacağım. Ama 30'dan sonra bunu da alsak mı ya? Yok artık sistem çözdü mü beni dersiniz acaba? Bu sefer acaba şeyi mi yapsam? Kırmızının 2 uzağına mı tıklasam? Forma. Kulüp doldu forma. Bir de hepsini de gönderemiyorum. Sağ olsun bazı arkadaşlar gönderiyor. Ama bizde tabii tabağa boş geri göndermek olmaz. O yüzden ben de onlara gönderiyorum. Buradan gönderen herkese çok teşekkürler. Vay be, buralarda 15 varmış. Neyse biz token'un 2 uzağına devam edelim. Kaç kırmızı verdik? 30-60 verdik. Biz bitirelim arkadaşlar. Bence 60-120 vermeye hiç gerek yok. 120 vermeye evet hiç gerek yok. Al ve çık yapıyorum arkadaşlar. Kura çılgınlığında canım kafama estikçe oynarım gene. Al ve çık yapıyorum. Yani en azından 20'lere kadar geldik. Belki orada bir taktik değiştirebilirdim. Yani o şekilde de olabilirdi. Bir bakalım token'ımı kaç token kazandık. 800 küsürle başlamıştık. Gene 800'den en azından kârda mıyız, zararda mıyız? Ona bakarız. Daha da önemlisi yeşillerin geliyor olması. Burada da yeşilleri de biriktiriyorum bu sezon. O yüzden bu kadar mı? Yani zararda kapattık gibi ama olsun. En azından süper sponsorda da özel sponsorda da şeye gelmiş olduk. Bir federasyonun durumuna da bir bakalım arkadaşlar. Sonra da dostluk kupamız vardı. Kurtlar Vadisi temalı üstelik. Kurtlar Vadisi'nde bir sürü arkadaşımız başvurdu sağ olsunlar. Daha doğrusu çok fazla bir talep olmadı. Özel sponsor görevi vermeyince tabii talep olunmuyor. Federasyonda Elmas'tayız. Güzel bir yerde gidiyoruz. Yani bizim yerimiz buralar zaten. Bugünkü maçları da geçeriz diye düşünüyorum. Finalde yeniliriz. Finalde şu arkadaşlar bayağı güçlü. Federasyonda bu sezon en kötü Elmas'ta gene kalırız veya bir üstte en iyilere çıkarız gibime geliyor. Tüm gruplar evet Elmas'tan en iyilere çıkabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve gelelim şu dostluk şampiyonasını yapalım, sonra Nordeus'a bildirim göndereceğiz. Dostluk şampiyonamızda başvuran arkadaşlar Mehmet Ali kardeşim, ak saçlı başkan seçmişti Kurtlar Vadisi temasında. Ak saçlı başkan Goastim'e geldi. Şimdi bazı arkadaşlar da yorumlarda yazmamış, onu ben bir göstereyim size. Yani dostluk kupamızın yorumlarında herkes kendi karakterini yazacaktı ama bazı arkadaşlar yazmamışlar. O yüzden sadece yazanları alacağım, yazmayanları da kendim uyduracağım. O yüzden Enes arkadaşımız yazmamıştı. Pabalı köpek Lev, ya kardeşim sen niye böyle küfrediyor musun gibi. Telifi kanalı kapattıracaksın ya. Pabalı köpekler kardeşim karayı seçti. Ve Karada Kurtlar Vadisi'nde dostluk kupamıza geldi. Daha sonrasında Quaresma'mız Memati'yi seçti. Memati de geliyor. Ve diğer arkadaşlar bir isim seçmemişti. Bu yüzden Enes Karakaş'a pala diyorum. Dağda keklik, burada domates, yokluk görmemiş gibi konuşma.
Okan kardeşim, sen buradaki en düşük kalan sen oldun. Seni almıyorum. Sana ben bir logo falan göndereyim. Öyle şey yapalım. Çünkü hep sen yenileceksin kardeşim. Hepimiz olduk 130-120. Teşekkür ediyorum kardeşim ilgine. Okan kardeşim, o yüzden sana bu dostluk kupasını zehir etmemek için almıyorum seni. Teşekkürler kardeşim. Ve dostluk kupamız tamamlandı ve ben de tabii ki karanlığı seçiyorum. Ben bu sefer karanlığı olacağım arkadaşlar. Kimse seçmedi karanlığı, Polat'ı, Çakır'ı. Talep olmadı. Ve karanlığı ben oluyorum. Enes arkadaşımız, Pala, Emre kardeşim. Emre sen de kara oluyorsun. Mehmet Ali kardeşim, aksaçlı başkan. Quaresma Memati, Kurtlar Vadisi Konseyi'ni kurduk. Ve çok güzel bir denkti, hemen hemen Dengiz'de. Çok güzel olacak, hem de çok da fuzuli maç olmayacak. Keyifli bir maçlar bizi bekliyor gibi geliyor bana. Bakalım burada Baron kim olacak? 8. Dostluk Kupamızda, Kurtlar Vadisi temamızda Baron kim olacak? Merakla bekliyoruz. Sezonun son günü de bu arkadaşla paylaşacağım. Ve şimdi arkadaşlar, geldik bu videomuzun açıklama kısmında. Top Eleven'a Nordeus ekibi izlesin diye yorumlar yazıldı. Herkes esin efil yorumlar yazdı. Çok da başarılıydı bence. Bu yüzden de şimdi bu linki arkadaşlar gönderiyorum Nordeus'a ve gelecek... Ha, ben bunu yazdım zaten ya. Nordeus'a şöyle bir şey göndereceğim. Hemen gelelim desteğe. Destek bizi buraya mı atıyor direkt? Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz? Sen bize yardımcı olamazsın. Biz sana yardımcı oluruz. Nordeus'a bunu göndereceğim arkadaşlar. Böylelikle bu yorumları okuyup cevap verdiklerinde ben de kanalımızın topluluk kısmında paylaşıyor olacağım. Ve hemen bunu kopyaladım. Gelelim oyuna. Oyuna gelmeyelim. Bu destekten gönder diyor bize. Ben bağlandım mı buraya ben acaba? Buna tüm platformlar diyelim. Yani telefondan göndermek kolay da. Gönder diyelim. Bu yardımcı bana yardımcı olmadı canım. Sana ulaşalım. E-posta adresi istiyor. Neyse, gönderdim arkadaşlar. Bana bir mail geldiğinde cevabınızı yanıtlayacağız. Bla bla bla. Geldiğinde arkadaşlar, bu sefer cevap geldiğinde ben bunu bir de şeyden de göndereyim. Oyunun destek sayfasından da göndereyim onu. Ve buradan arkadaşlar topluluk kısmında da cevabı paylaşacağım arkadaşlar. Ne yazmışlarsa en azından biz oyunu geliştirmek için bayağı güzel şeyler yapmış olduk. Ve sezonun devre arasının değerlendirmesi bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin sezon nasıl geçiyor? Değerlendirmelerinizi, sezon ortasındaki değerlendirmelerinizi yazın lütfen yorumlarda. Bu sezon üçlü kupa, dörtlü kupa geliyor mu? Taktiklerimi nasıl? Siz yeni taktikler vermek isterseniz, benim aklıma farklı gelen hem alıştırma, antrenman kartları biriktirmem, özel sponsor taktiğim, kadrolardaki taktiklerle alakalı sizin de tavsiyeleriniz olursa yorumlarda yazın mutlaka. Biz yanlışsa 15'e geldik ya. Geldik mi ya? Hani bu şey diyordu ya, özel sponsorda 15'e kadar gel, şey kural çılgınlığında 15'e kadar gel kısmı henüz gelmemiş miydi? Biz onu gelmeden mi yaptık? Neyse, biletimiz var, geliriz gene. Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar, yeni taktikler olursa siz bu taktikleri nasıl değerlendiriyorsunuz, sezonunuz nasıl geçiyor yazarsınız. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar.